çiftçi geçtiğimiz yıl 20 yaş altı 9 Aralık 2023 2024 Büyükler Grokorman Güreş Nazmi Avluca Türkiye Şampiyonası. Günün ilk grubun son finali 60 yapıldı. 67, 77, 82 yapıldı. 130 kilogramda Talip Çiftçi. Talip Nail Arslan. 130 kilogram final müsabakası. Talip Çiftçi, Ali Nail Arslan karşılaşması günün son müsabakası oluyor. Ömer Polat orta hakem. Büyükler Greco-Roman Güreş Türkiye Şampiyonası'nda. Arslan'ın biraz daha aktif olmasını istedi hakem. Evet, demin TRT Spor Yıldız'da güreşler 17.55 itibariyle kesildi. TRT Spor.com.tr'den izlenmemiz söylendi. Burada da bir sıkıntı var. Bakalım ne kadar böyle devam edecek. Devam etmek istiyoruz ama internette sıkıntı var. İlk dakika geride kalırken müsabakada 130 kilo 0-0 devam ediyor. Müsabakaları Faruk Mutkan sunuyor. Evet, bir daha kesildi. Ne yapacağız böyle bilmiyorum. Ben Atakar Ataş, iyi seyirler diliyorum. Bir puan Talip Çiftçi'nin hanesinde. Ali Nail Arslan pasif kalınca yerde istedi. Sektör rakibinin yerle bağlantısını Talip Çiftçi çırpma yapmak için uğraşıyor. Soluna doğru yöneldi, sonra sağına. Şimdi sökme çabası içerisinde. Sol sağ dedikten sonra bir hamle fırsatı da alacak mı? Makul bir süre içerisinde bu hamlelerin yapılması. Evet, Ali Nail çırpma pozisyonu vermedi. Ve güreş ayakta bir devam edecek. Ayakta, ortada devam edilecek. Talip Çiftçi 1-0 üstün. Ali Nail Aslan daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde uzun yıllar güreş yaptı. Sonra Kayseri Şekerspor'a geçti. Üniversite mezunu. Rahmetli babasının bıraktığı inşaat ve diğer işlerle devam ettiriyor. Allah rahmet eylesin bu arada. 45 saniyelik bir süre var. Belediye öğrenmesine izin vermiyor Ali Nail Arslan ama kendisini uzak tutuyor rakibinden. Bu şampiyonada da Nazmi Avluca Büyükler Grokorman Güreş Türkiye Şampiyonası. Nazmi hem Çorumlu hem Çorum'da yapılıyor. Grokorman Güreş milli takımının en kibar, nazik, efendi sporcularından. 4 Avrupa şampiyonluğu, 2 dünya şampiyonu ve 4 kez olimpiyata katıldığı bir de bronz madalyası var. 2008 Pekin. İlk yarıda Talip Çiftçi'nin 1-0'lık üstünlüğü var. Evet, ilk devre sona erdi. Ali Nail Arslan için de bu ilk yarıda pasif kalıp ikinci yarıda Kayseri Şeker spor hocaları zorlayıp Salih Hocam ve diğer arkadaş. Diğer tarafta
Mahmut Gatti'nin üzerinde olduğu genç Altay biri. hocamız. Bu arada Kenger, Merve Kenger. Eski milli sporcularımıza madalyası da var Avrupa Dünya'da. Şimdi babası da Süleyman milli takım antrenörüydü. Karşılık verme çabasında Talip Çiftçi. Şimdi birden askıya aldı. Sonrasında evet, Ali Nail göğüs çaprazından astı. Bakalım ne yapacak. Talip de çift salto pozisyonda. Talip Çiftçi yükleniyor. Söküldü. Ayağıyla yaptığı bir hamleden dolayı uyarıyor Ali Talip Çiftçi'yi karşılaşmanın hakemi. İkinci yarıya Ali Nail Arslan Merve Kenger, Büşra Kenger iki kardeşi. İkisi de güreş yaptı. Bir müddet Kahramanmaraş ikisi de. Şimdi yüklenen Talip Çiftçi oluyor. Ali Nail Arslan'dan hareket bekliyor. İlk bayan güreşimiz Tülay Karayazı'ydı. Talip Çiftçi'nin şey pardon. Hakem. Evet, Ali Nail rakibini dışarı doğru çıkarttı. Durum 1-1. Avantaj Ali Nail Arslan'da. 2 dakika 15 saniye var karşılaşmanın tamamlanmasına. Son 2 dakika. Bir de şimdi pasif duruma düşürecek olursa skoru 2-1'e getirme fırsatına sahip her iki güreşçi de birbirini. Şimdi Ali Nail Arslan yine aktif. Talip Çiftçi'nin pasif kaldığını ifade ediyor hakem. 2 dakika kala bir puan daha Ali Nail Arslan'ın ailesinde. Skoru 2-1 yapıyor. Ali Nail Arslan yerde istiyor. Talip Çiftçi de yerde istemişti rakibini. Ama ilk yarıdaki o parter pozisyonundan sonuç alamamıştı. Şimdi Ali Nail Arslan bakalım ne yapacak? Hep birlikte göreceğiz. Evet, çırpma yapmak için uğraşacak. Bakalım çırpabilecek mi? Şimdi söküyor rakibini bir an Ali Nail Arslan. Evet, biraz daha devam etse olabilecekti. Ama çırpamadı. Durum 2-1. Ali Nail'in avantajı var. Finalde Talip Çiftçi karşısında. Ben Atakan Ataş, iyi seyirler diliyorum. Günün son müsabakası. Evet, Ali Nail Aslan soldan rakibini astı. Son bir dakika içerisine girdik. Yarın müsabakalar sabah erken yapılacak. Yarı finalistler belli oldu bugün. Finale kalanlar da belli oldu. Yarın saat 12'de TRT Spor Yıldız'dan izleyebilirsiniz. Evet, son 10 Talip Çiftçi şimdi yükleniyor. Önce göğsüne doğru bir hamlesi vardı rakibinin ama işte bu hamlenin de kurallar dahilinde olması gerektiğini ifade etti. Hakem 20 saniye 2-1 Ali Nail Arslan. Evet, son 20 saniye içine girdik. Ömer Polat orta hakem. Talip Çiftçi yükleniyor bir kez daha. Aslında 1 puan ona eşitlik halindeki avantajı getirecek. İlk puan için yükleniyor ama Ali Nail Arslan da tecrübesiyle sağlam durdu. Yine bele doğru hamle talihten çiftçiden sonuç yok. Ali Nail Arslan 2-1 kazanıyor.